Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. The Walking Dead 11. sezon için yayınlanan geçtiğimiz haftalarda 4 teaser vardı. Bu yayınlanan teaserlar karakterlerin ön plana çıktığı ve arka planda hızlı hızlı sahnelerden çekimlerin olduğu sahnelerden oluşuyordu. Sizlerle bu videoda yayınlanmış olan 4 teaserdaki tüm sahneleri tüm fotoğrafları inceleyip neler olacağına dair detaylı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Yayınlanmış olan bu tanıtım filmlerinin tüm kesitlerini ele alacağız. Gelecek sezon bizleri neler bekliyor? Yayınlanan fotoğraflar neyi ifade ediyor? Hepsini bu videoda konuşacağız konuşacağız. Yayınlanan bu teaserlar 8 Temmuz günü yayınlanmıştı. Üzerinden yaklaşık bir 10 günden fazla zaman geçti. Fakat sizlerle konuşmaya anca fırsat bulabildim. Biliyorsunuz ki çoğu videoda çoğu konu hakkında gerideyim. Bu konuda biraz geriden takip ettiğim için anlayışınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederim. 10. sezonu tamamen izlemediyseniz bu videoda özellikle 11. sezon açısından çok önemli spoilerlar olacaktır. Bu yüzden devam etmeden önce dikkat etmenize fayda var. Yayınlayacak olduğum pek çok haber, pek çok analiz olacak ve tüm bu içeriklerden haberdar olmalısınız olmak, kaçırmamak için yapmanız gereken, hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak ve videoları ilk önce izlemek için bildirimleri açmak. Hazırsak başlayalım. Öncelikle bu inceleme videosunda yayınlanmış olan tanıtım fragmanlarına yer veremiyorum çünkü biliyorsunuz ki telif hakları söz konusu. Bu yüzden açıklama kısmına 4 videonun da linkini bıraktım. Tıklayarak sizler de izleyebilir ve daha sonra bu inceleme videosuna geçiş yapabilirsiniz. 22 Ağustos günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan 11. sezon muhtemelen bu ay sonuna doğru yayınlanan bir resmi fragmanla beraber tanıtımlarına daha da ağırlık verecektir. İlk olarak bu fotoğraftan başlayalım. Bu sahnede Yuji'nin kafasına geçirilmiş bir çuval görüyoruz. Muhtemelen buradaki amaç Eugene'i kendi yerlerine götürmeden önce gittikleri yolu göstermemek için olacaktır. Burada Mercer'ın bir sorgu üzerinde şöyle bir sahnesi var. Burada görmüş olduğumuz karakter Sebastian olabilir. Belki de çitin dışına yani yerleşkelerinin dışına çıkmaması için onu uyarırken görebiliriz. Tabii ki bu sadece bir tahmin. Kim bilir belki de bu karakter sadece yeni bir isimde olabilir. Yayınlanan bu dört tanıtım filminde öne çıkan en önemli şeylerden biri pek çok farklı noktada fısıldayanlarla ilgili propaganda yazılarıydı. Mesela bu sahnede bu yazıyı bir kaldırıp Taşın üstünde görüyoruz. Tüm bu yazıların bana kalırsa sebebi fısıldayanların Alexandria üzerindeki tahribatını öne çıkarmak için ve izleyiciye aktarılması için kullanılmış olması. Önümüzdeki sezon için dikkat çekici ve güzel olduğunu düşündüğüm şöyle bir alışveriş merkezi gibi olabileceğini ihtimal verdiğim genel mağaza var. Muhtemelen burası kamu verfin içerisinde olacak. Dondurma ile ilgili şöyle bir detay var. Önümüzdeki sezon öne çıkan şeylerden bir diğer materyalde dondurma olacak. Burada bir Milton Otel var. Bu topluluğun ne kadar değerzak açısından güçlü olduğunu bu sahneden görebiliriz galiba galiba. Yiyecek dükkanları da sanırım topluluk içerisinde yer alacak. Askerlerin propaganda resimlerinin olduğunu gördüğümüz şöyle bir çekim var. Her yerde asker fotoğraflarını bu topluluk içerisinde göreceğiz. Çok fazla kamu ve askerlerini gördüğümüz şöyle bir sahne var. Ezekiel ve kamu ve askerinin bir arada bulunduğu şu fotoğraf var. Bu sahne kamu vefte veya bir tren vagonunda geçiyor olabilir. Kamu vefle ilgili çok dikkat çekici şu posteri görüyoruz. Topluluktaki herkesi askerliğe çağırıyorlar ve karşılığında iyi konaklama, iyi para ve macera vaat ediyorlar. Yeşil perde önünde çekilmiş olduklarını düşündüğüm şöyle iki asker sahnesi var. Arka planı ise simsiyah. Topluluk içerisinde yer alan yine farklı bir bina görüyoruz. Elodie'nin fırını var. Çizgi romanda Michonne'la ilgili önemli bir sahne olabilir. Çizgi romanda ölmüş olduğunu düşündüğü kızı Elodie'nin işlettiği fırın bu olabilir. Çizgi romanda Michonne onu bulmuştu. Dizide elbette çizgi romandan farklılıklar söz konusu oluyor ve bu rolü başından beri sizlerle paylaştığım gibi Yumiko'nun alabileceğini düşünüyorum. Yine bu fotoğrafta kamu ve yiyeceklerin yiyeceklerin ile alakalı bir detay var. Bir çeşit alışverişin yoğun olduğu tezgah kurulduğu bir alanda bisiklete binen insanları görüyoruz. Bu toplulukta normal bir hayat varmış gibi izleyeceğiz. Bir kasanın içine dondurulmuş çok fazla para görüyoruz. Bunun tam olarak amacını anlayamadım. Sebebini bilmiyorum. Sorgu odasını bizlere gösteriyorlar ve çitlerin arkasında Mercer var. Burada bir çeşit kayıt defteri gibi bir şey var. Yujan'ı bir çeşit kafes içerisinde görüyoruz. Elindeki kalemle burada tam olarak ne yaptığını anlamadım. Topluluğun yapmış olduğu sorgunun belki de bir çeşit cevaplarını yazıyor olabilir. Bir çeşit bu topluluğa ait olabileceğini ispatlamaya çalışırken onu görebiliriz yapabiliriz. Daryl'ı tünellerde gördüğümüz yine şöyle bir sahne var. Bu ilk teaserda bizlere çizgi romandan önemli kesitler veriyor ve özellikle Fring gibi detaylar bunu gösteriyor. Ayrıca yine bu topluluğun ne kadar büyük ve güçlü olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu tanıtım videosunda Lance karakterini, Pamela Milton'ı veya Sebastian Milton'ı göremiyoruz. Şimdi hemen sırasıyla geriye kalan 3 tanıtım videosunu da inceleyelim. Şimdi gelelim Gabriel ve Aaron odaklı şu tanıtım filmine. Bu teaserdaki yer alan sahnelerden biri helikopterin öne çıktığı detaylardan birisi de buydu bu teaser. Bu ışıkların açık olduğu alanda bir helikopter görüyoruz. Bu helikopterin belli ki bir arızası var ya da bir şekilde bir parçası ile ilgili bir sıkıntısı var gibi gözüküyor. Burası sanki bir tamirhane izlenimi uyandırıyor. Bu sahnede öne çıkan Carol'ın yanında sanki Megi varmış gibi gözüküyor. Bu fotoğraf dizide belki de önümüzdeki sezon Alexandria'dan ayrılırlarken gösterilen bir sahne olabilir. Metro tünelinde şöyle bir çekim var. Yerdekilerin ne olduğu konusunda çok fazla bir fikrim yok. Daryl'ın sanki duvarlara veya bir şekilde metronun yollarına, olduğu alana bakarken gibi bir hali var gibi gözüküyor. Yayınlanan bu tanıtım filmlerinde çok fazla kamu vefaskerlerini görüyoruz demiştik. Yine bu tanıtım filminde farklı bir kamu vefaskeri söz konusu. Bu sahnedeki asker daha çok kamera arkası gibi veya tanıtım için çekilmiş özel bir fotoğraf gibi gözüküyor. Dizide belki de bu sahneyi görmeyeceğiz bile. Gabriel'ın bu çekiminde hemen arkasında gözüken iki karakterin de yeni olduğunu söyleyebiliriz. Yayınlanan bu tanıtım filmine baktığımızda diğer üçüne nazaran çok fazla bizi heyecanlandıracak fotoğraflar söz konusu değil. Hemen şimdi diğer iki teaser hakkında da konuşmaya devam edelim. Yayınlanan 3. tanıtımda neler var hep birlikte bir göz atalım. Özellikle 3. teaser çok fazla detay içeriyor. Yine bu tanıtım videosunda Alexandria içerisinde yer alan bir duvarın üzerinde fısıldayanların sessizliği ile ilgili alakalı bir yazı söz konusu. Muhtemelen Alexandria harabeye döndüğünü ve buna sebep olan şeyin fısıldayanlar olacağını göreceğiz. Kamu ile ilgili çok önemli bir sahneyi burada görüyoruz. Bu sayede yeni sezonda öne çıkacak karakterlerden biri olan Mercer karakterinin sanki bir şeye inanmamışçasına bakışını görüyoruz. Yine aynı planda aynı mekanda olduğunu düşündüğümüz şu sahnede ise yerde düşmüş olan biri sandalye var ve hemen arkasında da kamu ve faskeri söz konusu. Bir başka açı olan bu sahnede ise az önce yere düşmüş olan sandalye olduğunu düşünüyorum ve henüz düşmemiş. Üzerinde ise bir adam oturuyor. Mercer ise oraya doğru içeri girmekte gibi gözüküyor. Bu planda daha önce görmüş olduğumuz birkaç farklı plan, birkaç farklı sahnede olan büyük ıssız odayı bize gösteriyorlar. Oyuncak peluş bir tavşan ve onu tutan bir eli görüyoruz. Muhtemelen bu eldivenden de yola çıkarak bu kişinin Meg olduğunu söyleyebiliriz. Burada kamu ve faskerlerinin sanki birini işaret edermiş gibi evet sensin sen gibi ifade takıldığını görebiliriz. Yine bir başka kamu ve askerlerini at sırtına görüyoruz. Yuji'nin kapalı karanlık bir sorgu odasında olduğunu düşündüğümüz veya tam tersine bir hücrede atılmış bir şekilde olabileceğini düşündüğüm şöyle bir fotoğraf var. Tam olarak neden çekildiğini veya neden korktuğundan emin değilim. Belki de bu sahnede görmüş olduğumuz aylaktan kendisini geri çekiyor olabilir. Şimdi gelelim bu sahneye. Buradaki karakterlerin kim olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Önemli bir karakter olduğunu düşünüyorum. Belki Stefani için uygun gibi gözükmeyebilir fakat belki de çizgi romanla alakalı ufak bir değişiklik olup Afro Amerikalı bir kadın yerine böyle beyaz tenli bir gözlüklü kadını Stefani rolü için uygun görmüş olabilirler emin değilim. Bunun yanı sıra kimdir bilir belki de çizgi romanda Misho'nun kız kardeşi rolünü alan Temi'nin dizide Yumiko'nun kız kardeşi rolünde onu izleme şansımız da olabilir. Bu konuyla alakalı önemli teoriler söz konusu ve sizlerle çok yakın zamanda bir video paylaşacağım. Kamu ve önemli büyük bir binası olduğunu düşündüğüm ve askerlerin ne kadar da bu topluluk için önemli olduğunu ifade eden tablolara da baktığımızda çok önemli bir sahne olacağını düşünüyorum. Gerçekten de çok heybetli duran bir binanın önünde sahneyi çekmişler. Şimdi gelelim orakçılarla ilgili şu önemli sahneye. Orakçıların ne kadar tehlikeli bir grup olduğunu bizlere geçtiğimiz sezon göstermişlerdi. Maggie ve Daryl'ın avcı kostümüyle karşısına çıktığı orakçılardan bir adamın en sonunda kendisini el bombasıyla öldürdüğünü izlemiştik. Gerçekten de bu topluğun gelecek sezon için çok önemli ve çok tehlikeli olacağını düşünüyorum. Zaten sizlerle daha önce bu konudaki fikirlerimi paylaşmış ve gelecek sezon onları görebileceğimizi söylemiştim. Bu sahnelere baktığımızda önümüzdeki sezon Kamu Melf'in yanı sıra bu toplulukta çok önemli bir rol alacak. Yuji'nin burada Stefan olabileceğini düşündüğümüz gözlüklü kızla oturup dondurma yerken görüyoruz. Buradaki kızın gerçekten de kim olduğu hakkında henüz bilgi sahibi değilim. Ama bana kalırsa Stefan olma ihtimali evet var. Bunun yanı sıra Yumiko'nun kız kardeşi olarak gördüğümüz fırın veya pastanenin sahibi olan Temi olma ihtimali de çok yüksek. Sizlerle videonun bir kısmında bahsetmiş olduğum o gözlüklü kadınla çok benzerlik gösterdiğini söyleyebilsek de belki de bilmiyorum farklı kişilerde olabilir. Mercer'ın bu sahnede posterdekine benzer bir poz verdiğini görüyoruz. Belki Belki bu sahneye sadece tanıtım için yayınlamış olabilirler yani dizide böyle bir sahneyi göremeyecek olabiliriz. Alexandria'nın yel değirmenine izledelenmiş hali ve oradan ayrılmak üzere hazırlanmış olan karakterleri görüyoruz. Bu yayınlanan fotoğraflarda öne çıkan birbirine benzeyen iki gözlüklü kız, kamu Elf'in kafes içinde sorgulama sahnesi ve Alexandria'ya veda en öne çıkan sahneler. Şimdi gelelim son yayınlanan teaser'a. Dördüncü ve son teaser'da neler var hep birlikte bir göz atalım. Bu fotoğrafta yerdeki ölü aylaklar, helikopter parçaları dikkat çekiyor. Yine bu fotoğrafı dikkat çeken bir diğer detay elektriğin aktif olması. Çünkü tavana baktığımızda lambaların açık olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz dakikalarda inceleme yaparken yine helikopter görmüştük ve ışıkların açık olduğu dikkatimizi çekmişti. Elektriğin gücünü nereden aldığını henüz bilmiyoruz. Belki bir jeneratör gibi bir şey söz konusu olabilir. Fotoğrafta tünel gibi bir şey söz konusu. Bunun tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Fısıldayanlarla ilgili bu yazıyı bu duvarda görüyoruz. Bu duvar muhtemelen Alexandria içerisinde yer alıyor. Burada bir tren istasyonu görüyoruz. Muhtemelen karakterlerimizi götürürlerken göreceğimiz istasyon burası olacak. Bu fotoğrafta fırın veya pasta içini görüyoruz. Silahını bir yere doğrultmuş Gabriel var. Bu detayda el fenerinin hemen arkasına yer alan kişiyi görüyoruz ve bu levyeyi elinde tutan kişi Negan olabilir. Ve şimdi gelelim bu fotoğrafa. Negan'ın yanı sıra arasında ilk kez göreceğimiz karakterlerin de olduğu şöyle bir çekim var. Böyle bir sahnenin bizde olup olmayacağından tam olarak emin değilim. Kim bilir belki de sadece tanıtım için çekilmiş olabilir. Muhtemelen tanıtım için çekilmiş olacağını düşünüyorum. Metro tünellerinde aylakların olduğu şöyle bir çekim var. Aylakların her yerde olduğunu bizlere yine bir şekilde göstermeyi başarıyorlar. Bu tüneller arama yapan Elden var. Bulanık olarak çekilmiş askerlerin önünde şu adamın bulunduğu böyle bir fotoğraf var. Henüz bunun net halini görmedik. Yine tünellerde hatta vagonun içinde olabileceğini düşündüğüm Maggie'yi görüyoruz. Ve son olarak Gabriel'in nerede olduğunu kestiremediğimiz, sanki vagon içinde olduğunu gördüğümüz şöyle bir fotoğraf var. Belki diğer karakterleri dışarıda tehlikede olabilir ve onları gözlemliyor olabilir. Yayınlanan teaser ve görmüş olduğumuz yeni kareler bu şekildeydi. Yeni sezon için gerçekten de çok sabırsızım. Bir aydan birazcık daha fazla bir zaman kaldı ve neler olacağına gerçekten çok merak ediyorum. Artık dizinin final sezonuna giriyoruz. Her geçen gün yeni yeni güncellemelerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Her yeni haber, her yeni içerik inceleyecek olduğum yeni bir video anlamına geliyor. En yakın zamanda sizlerle paylaşacak olduğum yeni video ve teorileri kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.